Adem Hoca'dan herkese iyi günler diliyorum. Bugün sizlerle milli eğitimin kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyorum. Bugün fiilde yapı, ek fiil, kip gibi çok önemli bir konuyu sizlerle kısa konu tekrarıyla anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kazanım kavrama testi 41 no'lu testimiz dedik. Çok güzel testler arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzdan başlıyorum. Fiiller bazen kendi kip anlamlarının dışına kullanılarak başka kip, ...zamanı karşılayabilir. Buna kip kayması... ...anlam kayması diyoruz. Arkadaşlar... ...şöyle hatırlayalım. Türkçemizde... ...dokuz tane kip eki var. Tamam mı? Beşi haber, dördü... ...ben buna beş artı dört diyorum. Bunların bazen kendi anlamlarının... ...yerine kullanılması biz anlam kayması... ...diyoruz. Hareketimiz şu... ...yüklemdeki kipin altını çiz... E, ...ve cümledeki... ...diğer anlama bak. Acaba... ...yüklemdeki kiple diğeri uyuşuyor mu? Mesela A şıkkına bakalım... İlgaz hükümet konağına gidip dilekçe vermelisiniz. Yüklemde hangi kip var? Gereklilik kipi melimalı. Gereklilik kipin özelliği neydi? Zorunluluk anlamı katacak. Bakalım. Gelip dilekçe vermelisin. Ha, demek ki A şıkkında anlam kayması yok. Yani yüklemdeki kip ile cümledeki anlam uyuşuyor. Araçlarınızı bu alana pak etmeyiniz. Bakın fiilde hangi kip var? Emir kipi. Cümlede de emir anlamı var. Doğru. Getirmeyin. Dile getirmeyin. Burada hangi kip var? Emir kip var. Aklınıza esene her yerde dilin. bu da doğru. Müsaitseniz yarın siz de bizimle gelin. Arkadaşlar gelin emir kipi. Ama diyor ki müsaitseniz yarın siz de bizimle. De... Aslında burada ne var? İstek anlamı var. Müsaitseniz yarın siz de bizimle gelesiniz. Bakın istek kipini biz genelde çok kullanmayız. Yani gelesiniz. Gelesin. Kullanmayız. Bundan dolayı Anlam kayması var D şıkkında. Emir kipi istek kipinin. Ya da yarın diyor bakın. Yarın siz de bizimle yani gelecek misiniz de olabilir. Ama en güzeli ne var burada? E, i̇stek kipi olması lazım. E'ye bakalım. Bir ara beraber ders çalışalım. Bak çalış alalım. Buradaki A istek kipi. Zaten istek anlamı var. Bundan dolayı cevap denizli demiş oluyorum. İkinci sorumuza bakalım. Birleşik zamanlı eylem kullanılmıştır. Arkadaşlar bir. Birleşik zamanlı eylemde muhakkak iki tane kip olması lazım. Bu çok önemli. Bu bir. İkinci kip her zaman ne olması lazım? İdi yazıyorum. İmiş ve ise. Sizler de yazarsanız çok sevinirim. İkinci Adem Hoca'dan taktikler şu. Bir fiil birleşik zamanlı eylemse muhakkak kulağına iyi sesi gelecek. Bakın istisnasız. Bir daha söylüyorum. Bir fiil bileşik zamanlı ise muhakkak orada i sesi vardır olmak zorunda. Ya da iki tane kip olacak. İkinci kip hangisi i demiş ise. Şöyle yapabilir miyiz? A şıkkındaki eylemlerimiz hangisi? Nerede var? Anlar. Başka nerede var? Girmez. Bakın altını çizelim. B şıkkında nerede var? Boğulmuşum. İşitmem. Bu kadar. C şıkkında nerede var? Ben en çok sev sesini sevdiğim. Sonra buğulu çoğu zaman taz ve sevdim var. D şıkkında okuyacağım gitme bakın emir kipine dikkat edin doğacak var. E şıkkında düştüysem bir de gitti var. Şimdi bakın arkadaşlar altını çizdiğim fiillerde hangisinde i sesi var? Hangisi iyi var? Bakın sadece nerede var? E şıkkında düştüysem bu bir alınsa bir taktik sizin işinizi kolaylaştıracak bir özellik. İkinci özellik hangi altı altıçili fiilde iki tane kip var? Anlarda sadece r var, mez var, mış var, ist, işitmemin ister yani geniş zaman di var, cak var emir kipi, gelecek zaman kipi. Bak düştü ise hem dili geçmiş zaman var hem de ise var. Yani dili geçmiş zamanın şartı, geçmiş zamanın şartı. İki tane kip olduğu gibi bir de i sesi gelmiş. Bundan dolayı e şıkkı diyorum. Direkt cevap söylemedim. Kısa böyle konu tekrarı da yapmış oldum. Değerli arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Hangisinde oluş anlamlayalım? Arkadaşlar bakın. 1980'li 90'lı yıllarda bir soru geldi. İş hatta yazıyormuş. Ya, neydi bunlar? İş. Ondan sonra oluş. Ve durum fiilleri. Hatırlayın. Ama sınavlarda çok gelmiyor. Çok eski yıllarda. Ama milli eğitim bunu çok önemsiyor. Bakın kazanım kavramı testinde bu testte bayağı bunlarla alakalı soru var. Gibi. Şimdi burada şöyle diyoruz. Hatırlayalım bakın. Kısa konu tekrarı. Gelmemiş bir soru çok eskiden geldi. Gelebilir diye kısaca hatırlatıyorum. Nedir bu? İş fiil şu arkadaşlar. Onu kelimesini alan fiile iş diyoruz. Oluş onu kelimesini almaz. Durum onu kelimesini almaz. Aradaki fark şu. Oluşta zamanla oluşuyor. Mesela acıktı gibi, küflendi gibi. Ne bileyim mesela hani e, sarardı gibi, soldu, morardı gibi. Tamam mı? Mesela a şıkkında yüklem hangisi? Çöktü. B'de şişmanladım. C'de yolladık. D'de toplanmış. E'de vermişti. Bakın hareketim şu. Onu çöktü oluyor mu? Ya da mesela onu yolladık oluyor değil mi? Onu yolladık. C'ye ben ne diyorum? İş. Onu vermişti onu kelimesi olanları işliyorum, eledim. Onu toplanmış, onu şişmanlamış, onu çöktü. Bunlar ya oluş ya durum. Hangisinde zamanla oluşan bir şey var? Bakın oluş, zamanla oluşan. Şişmanlamak. Cevap B şıkkı. Peki diğerleri ne? Onu çöktü nedir bu? Durum, fiil. İnsanın anlık durumunu anlatıyor. Toplanmış, işte uyumuş, kalktı, doğruldu, uzandı gibi. Buna da ben ne diyorum? durum fiil diyor. Ama şişmanladı, acıktı, morardı, sarardı, kızardı varsa nedir? Oluş anlamı diyoruz. Aynı zamanda konu tekrarını yaptık mı? Yaptık değerli arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuza beraber bakıyoruz. Hangisi yoktur demiş. Birleşik çekim eylem, Birleşik fiil, türemiş fiil, durum fiil, haber ve dilik. Bakın çok güzel bir soru. Şimdi birleşik çekimde eylem neydi? Muhakkak fiilde hangi ses olacak? İyi sesi olacak. Ya da fiilde ne olması lazım? İdi, imiş, ise olacak. Yani ikinci kip olacak. İstiyorsanız şöyle yapalım. Önce fiillerin altını çizelim mi? Diyorum, istiyorum. Başka nerede var bakıyoruz. Açarlar, bilmez. Bakın bunlar kaybolur. Ee, başka nerede var? İstiyorum, gelin görün. Bak emir kipine her zaman dikkat edin. Örterseniz örtün. Ne yaptım? Cümledeki fiilleri, çekimli fiilleri ne yaptım? Altını çizdim. Bileşik çekimli Altı çizili kelimenin hangisinde i sesi var? Örter ise. Örter ise. Bundan dolayı ben hemen a'yı eriyorum. Hatta ne diyorum? Örterdeki r geniş zaman s'de şart. Genişin şart. Tamam birleşik mi buldum mu arkadaş? Örter ise S'ye dikkat. Birleşik fiil neydi? Birleşik fiil iki tane kelimeden oluşacak bakın. Birleşik çekim eylemle birleşik fiili karıştırmayın. Birleşik çekimde iki tane çekim, iki tane kip. Birleşik fiilde iki tane kelime. Nerede var? Kaybolmak, teşekkür etmek, zikretmek, şükretmek gibi eledik. Türemiş fiil. Ne demek türemiş fiil? Yapım eki alan fiil. Hangi fiilde yapım eki var? Hangi fiilde? diyor, istiyor, bilmez zaman ekleri açar, geniş zaman kipi, yor, geniş zaman şart yok. Türemiş fiili ben bulamadım arkadaşlar. Durum fiiliydi bak biraz önce anlattım. Onu kelimesini almayacak insanın o anki hareketini belirler. Mesela bakın onu diyor iş fiil, onu istiyor iş fiil, onu açar iş fiil, onu bilmez iş fiil. Onu kaybolur olmuyor. Kaybolmak nedir? Durum fiil oluyor. Durum fiil var. Onu örterseniz onu örtün. Onu istiyorum. Onu görün. Hepsi iş fiil. Onu gelin. Bak gelin de durum fiil. Tamam mı? Bu önemli. Bir önceki soruda biraz anlattım. Ona tekrar hatırlatmanızı, bakmanızı isterim. Haber ve dilek kipi var. Arkadaşlar haber ekip olmaz mı? Beş tane haber ekip var. Dört tane dilek kipi var. Neydi haber ekipleri mesela? Yor. Geniş zaman kipi açar. Nerede dilek kipi var? Örtün, görün, sesa. Değil mi? Emir kipleri, emir kipi, dilek gibi, gerekli gibi bu da var. Bundan dolayı cevap C şıkkı diyorum. Oldukça güzel bir soru. Beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Hangisi yoktur diyor. Süreklilik fiili, tezlik fiili, türemiş fiil, yardımcı fiil, bile basit fiil. İstiyorsanız ne yapalım? E, fiillerin altını çizelim. E ile dur. Alevleni ver. E, kursun. Bakın emir kipi. Gözlerinde en usturtlu yol yordan bırak. Bak emir kipi. Anlamlar doğursun. Bakın ben fiillerin altını çizdim. Sürekli fiili bakın çok önemli. E ile dur. Baka dur. Süre gelen. Düşüne dur. Baka kal. Evet, sürekli fiili var. Bakın bu sürekli fiil genelde karıştırılıyor arkadaşlar. E ile dur. Hatta diğerlerini de yazayım da bakın. Mesela baka kalmak. Önemli olduğundan. baka kalmak. Bir de süre gelmek bakın. Süre gelmek. Yani şuradaki kalmak ile gelmek. Bir de durmak arkadaşlar. Türkçe'de bileşik eylemin sürekli fiil oluyor. Tamam mı? Tezlik ne de var? Tez, I vermek. Alevleni ver. Geliver, gidiver, koşuver. Bu da var. Türemiş fiil var mı? Hangi fiilde yapım eki var? He, doğmaktan doğurmak buradaki r eki geniş zaman kipi değil. Doğmaktan doğurmak. Mesela çıkmaktan çıkarmak. Bundan dolayı r'den dolayı nedir bu? Türemiş fiildir. Yardımcı fiil neydi? Teşekkür etmek, şükretmek, hak etmek, rica etmek, arz etmek, fark etmek, sarf etmek, telefon etmek. Var mı böyle bir şey? Ben göremedim. Bileşik böyle bir şey yok. Basit fiil var mı? Ya bırak basit fiil işte. Kursun basit fiil. Yani ne demek basit fiil? Yapım eki almayan fiil. Bundan dolayı cevap değişik diyoruz. Geçtim arkadaşlar. Altıncı sorumuza. Bu da çok güzel bir soru. Hangisi çekimli fiil değildir? Bakın. Genelde arkadaşlarımızın yapamadığı zorlandığı bir soru tarzı. Çekimli fiil şu demek. Kaç tane kip vardı? 9 tane kip vardı. Bir fiil 9 kipten bir tanesini alıyorsa çekimli fiildir. İstesi iki tane alsın. Fark etmez ya. Yani çekimli fiil şu demek arkadaşlar. Fiil de zaman iki olacak. Kip iki olacak. Neye dikkat arkadaşlar? Yüklem isimse çekimli fiil değil. İşte öğretmendi, öğrenciydi, hava soğuktu, deneme zordu, sınav iyiydi. Bunlar çekimli fiil değildir. Mesela bir nolu cümlenin yüklemi hangisi? Söyleyeyim. Ya istek gibi var. Direkt var. 2'ye bakalım. Yüklem hangisi? Pişmandır. Ne diyor Adem Hoca? İsimlerde çekimli fiil aranmaz. Zaten yüklemin soruyu bakın. Hocam isim elmadan, armuttan fiil olur mu? Olmaz. Cevap Bursa. Mesela <laughs> 3'e bakarım. Bilsinler emir kipi. Çekilmesinler emin kipi. Kurtulamazlar geniş zaman kipi. Bundan dolayı ne diyorum? Bursa. Çünkü yüklem var ama yüklem fiil değil ki kardeşim isim. Bundan dolayı cevap Bursa diyorum. Yedinci sorumuzu okuyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi? Şimdiki zaman arkadaşlar şimdiki zaman yor. Rivayet neydi rivayet? imiş imiş, iyiymiş. Tamam mı? İyiymiş. Hangi yüklemde yor imiş var? İşte yor imiş. Cevap aşık. Yeri gelmişken arkadaşlar. İdiye biz ne diyoruz idiye? Hikaye. Hatırlayalım. İdiye, hikaye. İse'ye de ne diyorduk? Şart diyorduk. Tamam mı? Bundan da bunda ek fiildi. Yor imiş, yor idi, yorsa. Cevap mesela B şıkkında var? Yaparmış. Geniş zamanın rivayeti okuyordu. Şimdiki zamanın hikayesi. Mişti, mişti geçmiş zamanın hikayesi. Yakalayı verdim. Geniş zamanın hikayesi. Tamam mı? Böylece konuyu da hatırlamış olduk. Sekizinci sorumuz. Birleşik, yüklemi hem birleşik yapılı hem de birleşik. Arkadaşlar bu çok çok önemli. Ben öğrencilerimi tahtaya kaldırıp etkinlik yaptığım zaman bu tip soruları sormak %80'i ilk başta bocalıyor yanlış yapıyor. Şimdi burada bir dikkat edin. Mesela A şıkkında yüklemimiz hangisi? Hatırlatıyordu. Kardeşim birleşik yapılı demek. iki kelime demek. Teşekkür etmek gibi. vermek gibi. Hatırlatıyordu da kaç kelime var? Bir tane. Bu bileşik olamaz. Ha, bakın yazıyorum hatırlatıyordunun yanına. Bakın yazıyorum. Basit fiil yapı itibariyle. Peki zamanı ne? Çekimi? Hocam iki tane kip olduğundan bileşik zamanlı. İşte bunu arkadaşlarımız karıştırıyor. Bak bir daha söylüyorum. Hatırlatıyordu da iki tane kip eki olduğundan bileşik zamanlı. Tek kelime olduğundan iki kelimeden oluşmadığından basit fiil yapı itibari. Bundan dolayı A şıkkı olamaz. Tamam mı? Mesela B'ye bakalım. Yansıtıyor fiili bileşik yapılı olamaz ki. Neden? İki kelime yok. Hani teşekkür etmek, zikretmek, geri vermek, geri vermek yok. Peki yansıtıyor da kaç zaman var? Bir tane var. Bakın bu hem basit zamanlı hem de basit fiildir. Bu da olamaz. C şıkkına bakalım. Biti verilmişti, bakın biti vermek geleveri gidi ver, iki kelime var ya, ha bileşik yapılı, doğru. Peki bileşik çekimde kaç kip olacak? İki tane var mı? İki tane kip Mıştı. C şık. Yazabilir bileşik yapılı, yazabilmek gelebilmek, ama nerede iki tane kip olmaz? Ne diyorum? Bakın buna ben ne diyorum? Ee, birleşik yapılı fiil. ama zamanı basit, bakın. Yani bir kelime hem birleşik hem basit nasıl oluyor? Bu karıştırılıyor öğrenci. Tamam mı? Bundan dolayı hatırlatmış oluyorum. Mesela terk etti nedir terk etti? Birleşik yap hocam. Terk etmek. Peki zamanı ne? Bir tane di var. O da basit zamanda. Tamam mı? Aynı zamanda çok önemli bir konuyu ne yaptım sizlere? Bu soru üzerinde hatırlatmaya çalıştım arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. Önce sizler çözüyorsunuz. Sonra beni takip ediyorsunuz. Hangisi söylenemez? Yüklemler ile ilgili demişim. Birinci yükten birleşik zaman. Arkadaşlar birleşik zamanında i'sesi vardır. Bir de ne vardır? İdi, imiş, ise. Bakıyorum önerdi. Bakın bu erdi ardıya dikkat edin. Görüntü ve tip sanki birleşik zamanla gibi değil mi? Aman dikkat ha. Hata yapmayalım. Önerdi'deki er geniş zaman di, di ile tamam. Ama bak er varsa dikkat edin. Buradaki nedir? toplantıya gitmemizi önermek. Oradaki R eki fiilin sürekliliği anlamındaki geniş zaman değil. Önermek o. Yapım eki. Yani burada kaç tane kip var? Sadece di var. Bundan dolayı arkadaşlar A birleşik zamanı değildir. Nedir bu? Basit zamanlıdır. Bakın bir de şöyle yapabilirsiniz. Biraz önce ne dedim? İyi sesi. Geliyor mu i sesi? Bakın. Bu toplantıya gitmemizi öner idi. Olu mu? Bulağa hoş geliyor mu? Gelmiyor. Öner, idi olmaz. Demek ki bu nedir? Birleşik zamanlı değil. Ee, geçmiş zamanın hikayesi nerede var? Miştik, doğru. Ço birinci çoğul iki karşılaştık biz, doğru. Basit zamanlı, değil mi? Nerede var basit zamanlı dört? Ee, söylediler. Evet, bir tane. Söyle idiler var mı? İyi sesi. Yok. Bir tane kif var. Birleşik yapılı demiş. Ha bak bu da çok önemli. Gidemiyorum olumlusu gidebiliyorum. Bakın bir fiilde ama eme varsa o bileşik fiildir. Bakın bu da sınavda çıktı. Çok çok. Mesela şöyle diyeyim. Basit bir örnek hatırlatma içinde. Gelemedi. Tamam mı? Gelemedi <laughs> fiilinde eme olduğundan dolayı bu nedir? Bileşiktir. Çünkü bunun olumlusu ne? Gelebildi. Ama aynı fiili şöyle deseydim gelmedi. Burada m olduğundan bu da ne olur? Basit olur. Yani bir fiilde m varsa bileşik olmaz. Eme varsa eme. Koşamadı, çözemedi, yapamadı, izleyemedi, çözemedi. Varsa bileşik olur. Tamam. Aman dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı e şıkkı da doğru diyorum. Cevap a şıkkı. 10. sorumuza bakalım. Yüklemin türemiş eylem. Türemiş. Yapım eki alacak. Açıldım. Açmaktan açılmak türemiş. Kovalıyor hızla. Kovmaktan kovalamak türemiş. Anlamaktan anlatmak türemiş. Eğilmiştim. Eğmekten eğilmek türemiş. Sızıyordu. Kelimenin kökü sızmak. Yor. Bakın önemli bir şey söylüyorum. Zaman ekleri her zaman çekim ekidir. Tamam mı? Zaman ekleri yaz bir kere yere notumuz. Zaman ekleri çekimektir. Sızmak zaten fiil kökü ı yardımcı ses. E şıkkında herhangi bir yapım eki olmadığından türemiş değil. Basit diyorum. Cevap E şık. Evet 11. sorumuza bakalım. Harika bir soru. Kaç tane çekimli fiil vardır demiş. Çekimli fiil. Neydi çekimli fiil? Türkçe'de 9 tane kif var. Bunlardan bir tanesi var. Niye dikkat edeceğiz? İsimlerde arama. Bak isimlerde arama. Yanlış yaparsın. Yaş 35. Yolun yarısı eder. Eder. Dante gibi ort Bakın ortasındayız. Yüklem ama isim olduğundan geç. Delikanlı çağımızdaki cevher yalvarmak. Bunda fiilimsi zaten. Yüklem değil ki. Nafile bugün. Gözün yaşına bakmadan gider. Evet burada iki tane var arkadaşlar. Gider. Eder. Ortasındayız isim. Bunlar da fiilimse yüklem değil. Tamam mı? Bundan dolayı e, hatta şu var. Bugün yalvarmak yakarmak nafile. Aslında burada yüklem hangisi biliyorsun? Nafile. Bugün yalvarmak yakarmak nafiledir. İyidir, güzeldir, hoştur, tatlıdır. isim. İsimler çekimli fiil değildir. Cevap aşık. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Son sorumuza geçtik. Son sorumuz arkadaşlar. Anlamca kaynaşmış birleşik eylem çok önemli anlamca kaynaşmış birleşik elinde deyince aklınıza ne gelecek biliyor musunuz? Deyim. derece deyimimiz var. Hangisinde yüklem değildir değil diyor. <laughs> Şimdi A şıkkına bakalım. Bir de bakın önemli olduğundan bakın. Bunu kısaca tekrar etmek istiyorum. Türkçe'de üç tane bileşik eylem var. Birincisi isim artı yardımcı fiil. Telefon etmek, teşekkür etmek. İki, fiil artı fiil dediğimiz kurallar var. Yani ya, gelebilmek, gidivermek, Çözüvermek yapabilmek. Üçüncüsü de arkadaşlar değil. Bakın lütfen bunları yazarsanız çok iyi olur. Yani şöyle bir soru gelse, çoğu öğrenci yanlış yapar diye düşünüyorum. Tamam mı? Üç tane birleşik fiil var. Teşekkür etmek, yapabilmek, işte burnundan sorulmak gibi. A şıkkında yüklem hangisi olabilir? Olabilir hangisine girdi? Bak birinci maddeye girdi. İsim artı yardımcı fiil. B'de yüklem hangisi? Sarılmıştı. Yani burada Ha ruhumu sarmış değil mi? Hayır sadece sarmıştı. Bir daha burada bileşik eylem yok ki. Yüklem sadece sarmıştı. B'yi direkt eliyorum zaten. C'de baka kaldım. Bak şu ikiye gidiyor kurallı. Bileşik eylem ama anlamca kaynaşmış değil. Kurallı bileşik eylem. Baka kalmak değil mi? Bu da bileşik eylem ama kurallı. D şıkkında saklaya dur. Bu nedir? Bu da süreklilik fiili. Bu da bileşik eylem. Ama şu ikiye yürüyor. ikinci maddeye. E şıkkın yükleme hangisi? Söz verdim. Söz vermek deyimdir. Deyimler anlamca kaynaşmış bileşik fiiller. Arkadaşlar 12 soruda sizlere bu önemli konuyu hatırlatmak. Önemli püf noktaları size de söylemek istedim. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Adem Hoca her zaman yanınızda. Kazanım kavrama testlerini isteklerinizden dolayı çözmeye devam edeceğim arkadaşlar.